Selamun aleyküm sevgili hanımlar. Ayşe Deniz'in Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda sizlere bu çiçeğin yapımını anlatacağım inşallah dilim döndüğünce. Evet, böyle patik işlerinizde kullanabileceğiniz harika bir çiçekten bahsedeceğim. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde sade bir şekilde de bunu yapabilirsiniz. İki çeşidini sizler için hazırladım. Böyle. Buyurun, beğendinizse birlikte yapalım. Kanalıma bu arada ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın lütfen. Buyurun, modelin yapımına geçelim. Ben patiklik ipten yaptım. Tığım ise 7 no arkadaşlar. Siz hangi örgüyü örüyorsanız o ipten yapın. Ben patike deneyeceğim bu çiçekleri. O yüzden patiklik ipten yapıyorum. İki renk patiklik ipimiz var. Mavi ve krem ipten. Mavi ipimiz ile şu kısmından başlıyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım. Bu şekilde tığımı bir sabitledim. Ve buraya 8 tane zincir çekiyorum. 1 5 6 7 ve 8 zincirimi çekiyorum. Buraya bir halka oluşturuyoruz. Şu kısmından başlanıyor arkadaşlar. İlk önce şu kısmı yapılıyor ve sonra krem olan kısmı yapılıyor. Bu şekilde ipimi hemen bir halka oluşturdum. Burada bir tane zincir çekip bu halkanın içini sık iğne ile dolduruyoruz arkadaşlar. Bu ilk sıradaki sık iğneyi saymanıza gerek yok. Aldığı kadar dolduruyoruz. Şu ipimi de içine yedirerek evet, hemen şu kısma birleştirmemi yapıyorum. Burada tekrar bir tane zincir çekiyorum ve tekrar aynı şekilde bu halkanın içine aynı şekilde sık iğne yapıyorum. Sık iğnelerimizi yaparken fazla sıkıştırmadan yapalım. Aynı şekilde dolduruyoruz arkadaşlar içini. Şimdi bu sırayı da saymıyorum ve 3. sıra tekrar bir sık iğne gideceğim. O kısmını sayacağım. 13 tane sık iğne dolduracağım. Birleştirmemi yaptım arkadaşlar burada. Diğer 2. sık iğnemize geçiyoruz. Buradan şimdi sayalım. 13 tane sık iğne dolduralım. 1 2 3 Evet, 13 tane doldurduk ve şu kısımdan birleştirmemizi yapıyoruz. Ve bunu şu şekilde evet, orta kısmımızı oluşturduk. Burada ise 4 tane zincir çekiyorum. Bu baş kısmına 5 tane çekelim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bu kısımdan bir tane atlayıp şu kısma bir tane batım yaptım. Şimdi ise 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. Bir tane atlayıp ikinci
trabzana batıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Bir tane atlayıp ikinci trabzana batım yapıyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz. Evet, birkaç yerde ikişer atladım. Çünkü fazlalık oldu. Fazla da doldurmamış olursak bu kenarı çok hoş görünmeyecek arkadaşlar. 1-2 yeri ikişer atladım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Hemen şu kısma birleştirmemi yapıyorum. 5 tane kanat gelecek şekilde zincirlerimizi çektik. Burada hemen şu kısma bir tane sık iğne yapıyorum. Ve burada 1, 2 zincir çektim. Şimdi bu kenarlar Tunus işi arkadaşlar. Burada 2 tane zincir çektim. Bu zincirin hemen şu kısmına bir tane batıp ilmek alıyorum. Ve bir tane de zincirin içinden ilmek aldım. Burada 2 tane ilmek, ikişer ikişer ördüm. Burada bir tane zincir çektim. Şimdi ise 3 tane ilmek alıyoruz. Birini şu kısımdan alıyoruz. 1, birini şu kısımdan, 2 ve 3 tane ilmek. İkişer ikişer bu kısımlarını ördük. Tekrar bir zincir çektik. Şimdi 4 tane ilmek. 1, 2, 3 ve 4. zincirin içinden. Yine bunları ikişer ikişer örüyoruz. Şimdi ise 1, 2, 3 tane zincir çektik. Şu kısmı oluyor arkadaşlar. Buradan 5 tane ilmek alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. zincirin içinden aldık. Ve ikişer ikişer bunları örüyoruz. Şimdi 5 tane ilmek artırdık. Şimdi ise eksilterek ineceğiz arkadaşlar. Şu kısmı eksilterek ineceğiz. Şimdi burada nasıl eksiltiyoruz? Burada yine bir tane zincir çekiyoruz. Şu kısma değil, şu kısma da değil, şu kısımdan 4 tane ilmek alıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. zincirin içinden. Bunları ikişer ikişer örüyoruz. Şimdi 4 eksilttik. Şimdi 3 tane ilmek alıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Şu kısımdan almıyoruz. Şu kısımdan da bir 3. ilmekten aldık. 1, 2 ve 3. Yine aynı şekilde örüyoruz. Tekrar bir tane zincir çekip 2 tane ilmek alıyoruz. 1, 2, birini de zincirin içinden aldık. İkişer ikişer çektik. Yaprağımızın biri bu şekilde oluştu. Ve diğer zincirimizin içine geçiyoruz. Aynı şekilde 1, 2 zincir çekiyoruz. Bu kısmı da bu şekilde yapıyoruz. Bir tane ilmek aldım. Tekrar bir tane daha, 2 ilmek. Bu ikisini ikişer aynı şekilde bir tane zincir bir artırıyoruz, 5 tane ilmeğe kadar. Sonra dörder dörder eksiltiyoruz birer birer arkadaşlar. Evet, yine aynı şekilde alıyorum. 3 tane alıyorum şimdi. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir tane buradan alıyorum. 1, 2, 3 ve 4. bu kısımdan alıp
ikişer ikişer örüyorum. İkinci yaprağımıza geçtik. Bu şekilde şu görmüş olduğunuz zincirlerin içine 5 yaprak yapalım. Bu şekilde her bir zincirin içine birer yaprak yaptım arkadaşlar. Bu kısımda şu kısma birleştirmemizi yaptık. Ve burada bir tane zincir çekip bu ipimi kesiyorum ve diğer krem ipime geçiyorum. Burada hemen krem ipimi şöyle bir tığıma sabitliyorum. Ve şu kısımdan başlayarak bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar bir tane daha sık iğne yapıp şu kısma geçiyorum. Buraya 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynı yere batıyorum. Ve burada yine sık iğne ile bir tane tekrar yaptım. Yine bir sık iğne daha yaptım. Ve şu kısma geçiyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Ve tekrar sık iğne ile ilerliyorum trabzanlara. Şu gelmiş olduğumuz kısma tekrar bir kez daha batıp 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Ve aynı şekilde aynı yere batım yapıyorum. Yine sık iğne ile ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Yine aynı kısma batıp ve ilerliyorum yine sık iğnem ile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum ve aynı yere batım yapıyorum. Ve şu kısma birleştirmemi yapıyorum. Ve burada hemen şu 8 zincir çekmiştik. Bu kısma yarım trabzan olarak batım yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane yarım trabzan yaptım. Ve buraya 1, 2, 3 tane zincir çekip hemen şu kısma bir tane fırçık yaptım. Diğer yerlerine 5 tane yine yarım trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane yarım trabzan. Yine tığımın başına ipimi alıyorum ve direkt şu kısma atlayarak 5 tane yarım trabzan yapıyorum yine. Şöyle sıkıştıralım bir. Tığımın başına ipimi alıyorum. 2, 3, 4, 5. 5 tane yarım trabzan, 1, 2, 3 zincir şöyle göstereyim. Hemen bu trabzanın tepesine bir tane fırçık yapıyorum. Ve tekrar 5 tane trabzan daha yapıyorum. Diğer şu kısma atlıyorum.
olabilir. İki, üç, dört, beş. Beş tane yarım trabzan. Bu şekilde şu kısma kadar gelelim. Evet, şu kısmı hemen bir birleştirmemizi yapalım. Çiçeğimiz bitti arkadaşlar. Şu şekilde bir tane ipimi kestim burada. Ve evet, bu şekilde iplerimizi temizleyelim. Evet, çiçeğimiz bitti arkadaşlar. Bu şekilde harika çiçekler oluştu. Bu aşamaya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir diğerki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.